Değerli Asgari Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler, her birinizi selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Yayına biraz geç başladık değerli izleyicilerimiz. 4 dakika geciktik, kusura bakmayın. Ukrayna'daki Büyükelçilik numarasını arıyordum. Bütün siteler ne yazık ki şu anda girilmiyor. Çok denedim, giremedim. En sonunda o numarayı başka yerden bulmaya çalıştım 5 dakika içinde arkadaşlar. O yüzden yayına geciktim. Evet, biliyorsunuz geçenlerde bir şehit haberi aldık Ukrayna'dan. Öncesinde Bahiya Şahbazova ile canlı yayınımız olmuştu. 2 gün sonra eşinin şehit edildiği haberini aldık. Öğlen saatlerinde kendisiyle görüştüm. Kızı için aramıştım. Biliyorsunuz canlı yayındayken kızı aramıştı. Üst üste aramıştı. O da tedirgin oldu. Yayından çıkmak zorunda kaldı. Dolayısıyla ben de kendisini merak ettim ve dün öğlen saatlerinde aradım. Meşgule attı. Yazdım ki yani ne haberler var diye. O ara ses kaydı gönderdi. Şu an dedi eşimi attılar dedi. Böyle bir cümle kullandı. Ben düşündüm ki zannettim ki hapse mi attılar? Yani hapse attılarsa biz buradan konsolosluk veya Dışişleri Bakanlığı'yla belki iletişime geçer bir şekilde çözmeye çalışırız. Buradan arardık falan. Ama ne yazık ki yanlış anlamışım. Akşam üzeriydi. Haber geldi ki eşi şehit olmuş. Askerler tarafından vurulmuş. Çok üzüldüm. Haber vermek gerekiyordu insanlarımıza, halkımıza. Acı haber vermek pek tercihim değil ama bu çok önemli bir konu olduğu için benim için de zor olsa da bu haberi vermek zorunda kaldım halkımıza, toplumumuza. Bahiye Hanım'ın acısını paylaşıyorum. Toplum olarak hepimiz paylaşıyoruz. Şehit haberi yani ateş sadece onun ocağına düşmedi. Bütün Ağızkalı Türklerin evine, ocağına düştü. Üzüntüsünü paylaştık. Binlerce insandan rahmet duaları yağdı yorumlarda, sayfalarımıza. Allah razı olsun herkesten. İşte bu konularda birlik, beraberlik olmamız gerekiyor. O yüzden değerli izleyicilerimiz, bu arada başlığa Türkiye'nin Rusya'daki Büyükelçiliğine bağlı, Dışişleri Bakanlığına bağlı bir numara paylaşacağım. Yayından sonra yukarıda yazılı olacak numara arkadaşlar. Buradan da şimdi de okuyacağım. Tekrar tekrar bu numarayı söyleyeceğim. Bu numarayı kaydetsin bütün Ukrayna'daki Ağızkalı Türkler. Orhan Uraverli'nin sayfasından buldum bu numarayı. Kaydetsin bütün Ağızkalı Türkler ve bu numarayla iletişim sağlamaya çalışsın. Çünkü biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yapmıştı ve açıklamasında bazı Türk toplulukları içerisinde Ağızkalı Türkleri de Ukrayna'da bulunan daha önce getirilen ve bir kısmı kalmıştı biliyorsunuz Ukrayna'da. Ukrayna'da bulunan Ahıskalı Türkleri de Türkiye'ye tahliyesini ama isteyenlerin diye altını çizerek söylüyor. Türkiye'ye tahliye isteyenlerin tahliyesini yapacaklarmış. Kendisi söyledi, açıkladı değerli izleyicilerimiz. Bakanımızın açıklaması bir sözdür sonuçta, resmidir. Dolayısıyla bu açıklamayı dikkate almamız gerekiyor. İsteyenleri diyor. İsteyenleri yani siz müracaat ederseniz Dışişleri Bakanlığı da bu konuda harekete geçecektir. Dolayısıyla şimdi bir numara vereceğim size. Bunu yayın boyunca tekrarlayacağım bu numarayı. Elinizde kalem, kağıt ya da telefonunuzu not defterine kaydedebilirsiniz numarayı. Söylüyorum ve yayın içinde sürekli tekrarlayacağım. Bana da yorum kısmından hatırlatırsanız veya birkaç kişi de buradan yorumdan yazarsa sevinirim. Artı 90 yani plus 90
312 292 29 29. Tekrarlıyorum. Artı 90 yani plus 90 312 292 29 29 değerli izleyicilerimiz. Bir kez daha tekrarlayayım. Artı 90 plus 90 yani 312 292 29 29. Şimdi Ukrayna'dakiler zannederler ki onlar giremiyorlar sadece sitelere. Biz de buradan denedik. Az önce denedim. Ukrayna'daki Dışişleri Bakanlığı konsolosluk sitelerini denedim. Ama giremiyoruz. Demek ki yoğunluk var ya da siber saldırı da olabilir. Her şey olabilir. O yüzden bu telefon numarası sizde bulunsun. Ukrayna'daki Ağızkalılar için Türkiye Dışişleri Bakanlığı ilgili bölüm telefon numarası değerli izleyicilerimiz buradan ulaşabilirsiniz. Normal telefonlarla arayıp bilmiyorum WhatsApp hatları var mı ama normal telefondan buradan ulaşabilirsiniz. Evet, günlerdir zaten az önce bahsettim yani Dışişleri Bakanımız açıklama yaptı ve tahliye işlemleri sürüyor. Şu anda sadece Ağızkalı Türkleri değil bütün Türk topluluklarını Ukrayna'dan tahliye etme çalışmaları sürdürülüyor. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter ve Facebook sayfalarını da takip edin. Altından yorum yazmayı unutmayın değerli izleyicilerimiz. Ağızkalı Türkleri sürekli burada hatırlatmamız gerekiyor. Oradan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter ve Facebook sayfası paylaşımları altından sürekli Ağızkalı Türkleri hatırlatalım. Bazı arkadaşlarımız hashtag başlattılar. Ağızkalı Türkleri Ağızkalı Türkler tahliye edilsin başlıklı hashtag başlattılar. Değerli izleyicilerimiz bu hashtag'i de paylaşımlarınıza bu hashtag'i de ekleyin. Viral olsun sosyal medyada her yerde paylaşımlarınızın altına Ağızkalı Türkler tahliye edilsin. Yani hashtag Ağızkalı Türkler tahliye edilsin başlıklı paylaşımlar yazın. Herkes bu başlığa bir şeyler yazsın. Yeter ki kalabalık olsun. Twitter'da özellikle bu hashtag'in paylaşılması lazım. Ön sıralara geçmesi lazım ki Ağızkalı Türkler gündem olsun. Neredeyse dünya genelinde 1 milyona yakın Ağızkalı Türk bulunmaktadır. Bizler de sayı olarak yani bizim dostlarımız, bizi sevenler, Ağızkalı Türkleri sevenler, sayanlar da çok olduğu için onlardan da destek bekliyoruz ve bu yayını da paylaşın değerli izleyiciler. Evet, geçenlerde Marat Rasulov'un canlı yayınını izledim. Yani canlı değildi, videolu yayındı. Önce video çekmiş, daha sonrasında yayınlamıştı. Orada da gördünüz yani durumu gördünüz. Bir bebek vardı. Özellikle benim en çok yani böyle sarsıldığım yerdi orası, bölümdü orası. İşte bebek ısıtmaya çalışıyorlar orada bebeği. Sürekli mesela mesajlar geliyor bize. Sayfalarımıza her yerden sürekli mesajlar geliyor bizi kurtarın diye. Yayının başında da bahsettim. Değerli izleyicilerimiz, yayının başında da bahsettim. Müracaat etmeniz lazım. Telefonla ya da siteler üzerinden Dışişleri Bakanlığı'na müracaat etmeniz lazım. Konumunuzu, durumunuzu bildirmeniz lazım. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelmeyi başaran bir arkadaşımız aradı beni. Nasıl geldiğini anlattı. Şimdi bazı sayfalarda şey diyorlar, propaganda yapıyorlar. İşte milleti ayağa kaldırıyor siz. Yani İslam Şahbandorov'a karşı yani bir propaganda var. Ki işte milleti ayağa kaldırıyor da bak gördün mü ne oldu şehit oldu insanlar falan gibi saçma sapan yorumlar yapanlar var. Hiçbir şey yapmıyorlar ancak bize karşı propaganda yapıyorlar. Bizim bir şeyler yapmaya çalışan insanlarımıza karşı propaganda yapıyorlar. Hayır o propagandayı bizlere yapmayın karşıya yapmanız lazım.
İslam Shahbandarov ne yapıyor? Elinden geldiğince Amerika'da bir şeyler yapmak istiyor. Veya diğer arkadaşlar, Aydın Mehmet Bey olsun, Osman Gazi Camii olsun. Bunlar Amerika'da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ha, demiyor ki size oradan gelip de Amerika alıp götürecek, öyle bir şey yok. Onların demek istediği, söylediği şudur. Değerli izleyicilerimiz, bu konuda yanlış anlaşılmasın. Yani Amerika zaten duyurdu, Ukrayna'da mülteci alımı alacaklar diye kendisi duyurdu insanlara. Amerika'daki bizim şenligimiz, bu İslam Şahbandarov'un da başlattığı şey de şu değildir ki, yani gelenler, Amerika'ya mülteci olarak gelenler bir yer var, bir kısım var, orayı doldursunlar. Dayton'da biz onları ağırlayacağız, biz onlara gerekli imkanları tanıyacağız, sağlayacağız. Bu şekilde yardımcı olacağız diyorlar. Yani siz buradan çıkıp birden hani mülteci olarak Amerika'ya gidiyorsunuz, dilini bilmiyorsunuz, kültürünü bilmiyorsunuz, yabancı bir memleket size göre ve sonuç olarak orada Amerika'da da bizim ağız kalış şenligimiz yaşıyor. İşte onlar size sahip çıkacak. Bu yüzden bizim birlik olmamız lazım, lobileşmemiz lazım. Bu anlamda İslam Shahbandarov'un çabasını da tebrik ediyorum, kutluyorum. Güzel bir şey yapıyor aslında. Ama işte yok, insanları şey yapıyormuş, yönlendiriyormuş falan. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bazı bölgelerde atışma yok. Yani insanların geçebildiği bazı bölgeler vardır. Yani bugün beni de arayan arkadaşımız, Ukrayna'dan gelen arkadaşımız dedi ki, ben dedi 3 çocuk sahibi olduğum için, yani 3 çocuklulara askerler o granisalardan, sınırlardan izin veriyor. Şehir içi postlardan yani izin veriyor geçmeye, diğer şehire geçmeye ve o şekilde Polşa'ya geçmiş ve şey pardon özür diliyorum Moldova'ya geçmiş ve oradan ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Yani mülteci olarak Moldova'da değil de Türkiye'ye gitmek istiyorum diyorlar. Oradan tercihi Türkiye'ye yapıp Türkiye'ye geliyorlar arkadaşlar. Bu anlamda şunu da söylemek isterim. Az önce bir kardeşimiz aradı Bursa'dan. Yani şunu söyledi. Ukrayna'dan gelen Ahıskalı Türkler için evraklarda kolaylıklar sağlayacak bir arkadaşımız var, İslam Kahraman. Eğer kendisiyle iletişime geçmek isterseniz, yani Ukrayna'dan gelenler için söylüyorum, evraklarınızda kolaylıklar sağlanacak. İşte maddi anlamda, para anlamında kolaylıklar sağlanacak. Bazı yani kendisinin yapacağı işlemler ücretsiz olacak. Konsolosluk işlemlerinde de %20 indirimli yapacak değerli izleyicilerimiz. Yani asıl paranın gideceği yerlere paralar verilecek ama %20 indirimli. Yani bu taraftan da destekli. Kendi emek hakkını almayacak, yani anlayacağınız. Kendi yaptığı işlemleri tamamen bedava yapmış olacak. Bu anlamda da evrak işleri için de ulaşabilirsiniz bize, İslam kardeşimize. Sizi yönlendireceğim değerli izleyicilerimiz. Takdir ediyorum çabasını. Tam yerinde ve önemli bir duruş sergiledi kardeşimiz. Yani bu tarz şeylerde özellikle Ukrayna'dan gelenler için çok önemlidir. Evrak konuları, ne yapacaklarını bilmeyenler, nasıl yapacaklarını bilmeyenler. Ve bu anlamda şunu da söyleyeyim. Önceden Ukrayna'dan gelenler, Ukrayna'dan savaş zoruyla geldiklerini, yani mülteci olarak geldiklerini gelip başvurdukları göç idarelerinde mutlaka bildirsinler arkadaşlar. İlerisi için ne olacağı bilinmez Türkiye'de. Nasıl ki mesela Erzincan'da ev verildi, Ahlat'ta ev verildi, imkanlar sunuldu devletimiz tarafından. Yine aynı imkanlar sunulabilir. Sonuçta bir 12 bin nüfus maksimum, hatta 12 bin nüfus olduğu söyleniyor Ukrayna'da. Çok da büyük bir rakam değil. Sonuç olarak biz Türkiye olarak milyonlarca nüfus kabul etmiş, yani bir devletiz. 12 bin Türk nüfusu Türkiye için çok da büyük bir rakam değil. Dolayısıyla hani yapılabilecek bir imkanlardan yararlanabilmeniz için Ukrayna'ya, yani şu anda bile gelenler olursa onlar mutlaka göç idaresinde, bunu mantıken söylüyorum, böyle bir kural yok, yasa yok, kanun yok, bunu mantıken söylüyorum, ilerisi için
Mutlaka göç idaresinde belirtin arkadaşlar ki değerli hemşerilerimiz ki biz işte Ukrayna'da mülteci olarak geliyoruz Türkiye'ye diye bunu özellikle vurgulayın ve gerekirse de evraka da bu şeyi geçirin. Evet, çok mesajlar geliyor. Şimdi bölge isimleri vermek istemiyorum çünkü Ukrayna'da yaşayan Ağızkalı Türkler hangi bölgelerde yaşıyor? Onu vermek istemiyorum. Bu bilgiyi vermek istemiyorum. Karşı tarafında duymaması açısından. Ama şunu söyleyebilirim. Bunu konsolosluklara, büyükelçiliklere mutlaka bildirin. Nerede olduğunuzu, kimlik bilgilerinizi verin, telefon bilgilerinizi verin mutlaka. Çünkü Dışişleri Bakanlığımızın girişimleriyle oraya bayağı insanlar geliyor. Şahıslara itibar etmeyin. Özellikle bu çok önemlidir. Şahıslara itibar etmeyin. Sizi ben götüreceğim deyip de sizi tehlikeye atabilirler. Tehlikeli yollardan gidebilirler. Bu anlamda devletin belirlediği konumla yürümemiz gerekiyor devletimizin. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın aracılığıyla giderseniz daha sağlam olur can güvenliğiniz açısından değerli izleyicilerimiz. Evet, biliyorsunuz az önce ben adını da söylemeyeyim. Bir şey olmasın. Ben Reni sınırından Moldova'ya geçtim. Sonra Romanya'ya, Galatasaray'ı, daha sonra Bulgaristan'a geçtim. Bulgaristan'da direkt Türkiye'ye giriş yaptım diye. Ukrayna'dan gelen hemşerimiz bunu yazmış bana. Ben Reni sınırından Moldova'ya geçtim diyor. Sonra Romanya'ya, Moldova'dan yani Romanya'ya geçmiş. Galat şehri daha sonra Bulgaristan'a geçtim diyor. Bulgaristan'da Derek köyünden Türkiye'ye giriş yaptım diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir konum tabii ki güvenliği göz önünde bulundurarak. Şu bir gerçek de var değerli izleyicilerimiz. 18-60 yaş arasındaki Ukrayna vatandaşları yani erkekler savaşa alındığından bu yaş aralığındaki insanların evlerinde yani sığınma yerlerinde bulunması önemlidir. Evinizde bulunun, sığınma yerlerinde bulunun, dışarı çıkmayın şimdilik. Şimdi bazı yazanlar oluyor. İşte Ağızkalılar niye bu savaştan böyle kaçıyorsunuz, niye saklanıyorsunuz gibi yazanlar var. Kaçmıyoruz, saklanmıyoruz. Savaşanlar da var. Gönüllü olarak savaşanlar da var Ağızkalılardan. Ama işin kötü tarafı Ağızkalılar sadece Ukrayna'da vatandaş değil, Ukrayna vatandaşı değil. Rusya'da da yaşayan Ağızkalı Türkler var. Dolayısıyla oradan da zaten geçen Ukrayna askerleri video paylaştı. Türk uyruklu bir asker karşılarındaki düşman olarak gelen Türk uyruklu çekik gözlü bir asker gelmişti savaşmaya. Niye? Çünkü Rusya Federasyonu'na kayıtlı kendisi. Dolayısıyla Rusya'da asker aldığı için onları da getirmiş bir nevi yani Türk'ü de Türk'e kırdıracaklar. Oradaki Türk nüfusunu da yani Putin'in düşüncesine göre Türk nüfusunu Ukrayna'da savaştıracak. İşte ölecekse Türkler ölsün misali. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani Ağızkalı Türkler bu savaşta niye savaşsınlar? Çok mantıksız. Yani kendi ırkından olan insanlarla niye savaşsın? En azından biz Türkiye'ye geliriz. Türkiye bizim çünkü vatanımız. Bütün Ağızkalı Türkler Türkiye'yi vatan olarak görüyor. En azından düşmanımız belli olur. Dolayısıyla hani biz Türkiye'deyiz ya başka mesela başka ülkeler, başka ırktan olan şeylerle, ordularla savaşırız. Yani rahat savaşırız. Biz korkak bir millet değiliz. Ağızkalı Türkleri daha geçen Burhan Özkoçar da anlattı mesela. Biz bütün Ağızkalı Türkler biliyoruz. Paskeviç'in anılarından biliyoruz ki Ağızkalı Türkler yani çapayla, dirgenle, yabayla savaşmışlardır ya o kaleyi vermemek için Paskeviç'e, Ağızka Kalesi'ni vermemek için. Yani biz savaşkan zaten cesur milletiz.
Sadece burada savaşmak istemiyoruz çünkü savaş istemiyoruz Ukrayna'da. Böyle bir şey yok yani, mantıksız bir şey. Ukrayna'da savaş istemiyoruz ve gelen askerlerin de çoğunluk bir kısmı Türk uyruklu. Dolayısıyla biz ağız kallar Türklerle savaşmak zorunda kalacağız. Böyle bir şey kesinlikle istemiyoruz. Biz sadece Ukrayna'da yaşayan ağız kallı Türklerin tahliyesini istiyoruz. Savaş mağduru sivil vatandaşlarımızın tahliyesini istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda, bu göz bakış açısından bakarsanız siz de bana hak vermiş olursunuz değerli izleyicilerimiz. Bir konu daha var, bayrak konusu. Geçen de Türkiye ile Ukrayna bayrağını yan yana, daha doğrusu alt üst paylaşmıştık. Oradaki ağızkallar Ukrayna ile Türk bayrağını, üstte Ukrayna bayrağı, altta Türk bayrağı diye paylaştık. Bir kısım şunu dedi, yani niye üstte Ukrayna bayrağı, altta Türk bayrağı yan yana olması lazım? Kesinlikle ben ona hak veriyorum. İki devlet bayrağı eğer asılacaksa yan yana olması lazım. O anki şartlarda, ellerinde bulundukları şartlarla onu yapabilmişler ve Ukrayna savaş o ülkede olduğu için ilk önce o bayrağı üste asmışlar değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla en üstte Türk bayrağı olsa o zaman gerçekten saygısızlık olurdu. Burada alt üst mesele sorun değil. Buradaki önemli olan mesaj şuydu. Ağızkalı Türkler şu mesajı veriyor. Yani burada Ukrayna'da bir Türk varlığı var. Bir Türk varlığı var. Türkiye'nin de haberi olsun bundan. Yani bilin, bu bir mesajdı. Bu bir selam çakmaydı Türkiye'ye doğru. Ama bazı işte bizden olanlar yazıyorlar ki işte, ya siz ne diyorsunuz de bizi vurduracak mısınız, kırduracak mısınız? Hatta propagandasını da yapanlar var canlı yayında. Niye kırdırak? Türkiye bugün önemli bir güce sahiptir dünyada. Söz sahibi bir ülkedir. Sözü de geçen, hatırı sayılır, nüfusa sahip bir ülkedir. Dolayısıyla Türk bayrağının bulunduğu yerde Türkleri, özellikle Ukrayna'da, öldürmek o kadar kolay değil. Türk bayrağına savunan insanları öldürmek o kadar kolay değil. Hem siz niye Türkluğunuzdan hemen böyle şey olanda vazgeçiyorsunuz ki? Zaten biz hep demiyor muyduk Türkuh Türkuh? Bu anda, bu yerde bir Türk bayrağı açmak Türkiye'ye varlığımızı hissettirmektir. Oradaki arkadaşlarımız bu niyetle bu videoyu çekmiştir. Bu niyetle Türkiye'ye bir selam göndermiştir. Yani ki Türk halkı, Türk milleti, bilin ki biz burada yaşıyoruz ve Türk bayrağını bakın biz burada saklamışız. Böyle günlerde de çıkarmışız ortaya ve bilin ki biz burada yaşıyoruz. Gelin kurtarın bizi. Anlatabiliyor muyum? Yani baktığınızda bazıları da yazmış ki Türkiye'yi savaşa sürüklüyorsunuz, gaza getiriyorsunuz. Arkadaş, zaten Türkiye bayraktarlarla çoktan oraya desteğini verdi. Eğer Türkiye ile savaşacak olursa Rusya, yani bir bahane yeterli zaten, bayraktar verdi. Yani bütün savaşın, nasıl Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi, Azerbaycan Ermenistan Karabağ Savaşı'nda arasında geçen Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi, Ukrayna Savaşı'nda da şu anda bayraktarlar önemli faktördür. Havadan bütün Rus konvoylarını temizliyor bayraktarlar. Dolayısıyla Rusya eğer savaş açacak olursa birinci bahanesi zaten bayraktar olur. Bizim ağızkallar orada Türk bayrağı açtı diye diplomatik kriz yaşanmaz. Böyle bir saçmalık yok. Biz zaten yıllardır bunu özellikle vurguladık. Benim yıllar önce de yaptığım canlı yayın var. Ağızkalı Türklere verilmiş bir hak var değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de 92 yılında Ağızkalı Türklere, Turgut Özal'ın da onayıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış 38-35, yani 3835 sayılı kanun var. Dolayısıyla bu kanuna esasen dünyanın neresinde olursa olsun, yani özellikle Sovyetler Cumhuriyeti sınırlarında bağımsızlığını ilan etmiş ülkelerde yaşayan Ağızkalı Türkler Türkiye vatandaşı olma hakkına sahiptirler. Bu kanun şu anda yürürlükte ancak çalıştırılmıyor. Bunun yerine
İnsani vatandaşlık kanunu, yani Suriyelilere tanınan hak şu anda bize tanınıyor. O halbuki şu anda bize ait Ağızkalı Türklerin kendilerine ait Türkiye'de çıkarılmış kanun var. Bu kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ağızkalı Türkleri getirecek. Bütün getirme yani lojistik şeyleri de karşılıyor. Kanunu ben daha önce okumuş ve incelemiştim. Yayınım da var bununla ilgili. Alttan yorumdan size yazacağım arkadaşlar. Buradan paylaşacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Çok da izlenmesi vardı. Yani Ağızkalı Türklerin zaten kanunu var. Biz daha önce bunu niye dile getirdik? Çünkü bu coğrafyalarda sürekli gerginlik hakim. Bu büyük savaşlar öncesinde Ağızkalı Türkler genelde sıkıntı yaşıyorlardı. En son mesela uçak krizinde, Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizinde Ağızkalı Türkler bu coğrafyada Türk olarak bilindikleri için uçak krizinde gerginlik yaşadılar Ruslar tarafından. Daha geçenlerde bile sadece bir çocuğun çantası kirlenmiş diye annesi ortalığı, Rus bir anne ortalığı ayağa kaldırmıştı. Ya işte siz buralı değilsiniz de falan. Halbuki bunlar oranın vatandaşı. Bu şeye de şunu önemli vurgulamak isteyelim. Rusya'da yaşayan Ağızkalı Türkler işte sürekli yazıyorlar ki ya siz böyle paylaşıyorsunuz da bizi düşünmüyorsunuz. Rusya'da yaşayan bizleri düşünmüyorsunuz. Niye düşünmeyelim değerli izleyicilerimiz, değerli şenligim, değerli hemşerilerim? Rusya'da yaşıyorsunuz zaten Rus vatandaşısınız. Rusya kendi vatandaşına soykırım yapacak, öldürecek halde değil ya. Böyle bir şey niye yapsın? Kendi vatandaşı. Uluslararası hukuka da sığmaz, insanı haklarına da sığmaz böyle bir şey. Dolayısıyla siz zaten Rusya vatandaşısınız. Rusya'da zaten savaş propagandası yani Ukrayna lehine savaş propagandası yapmak şu anda kanunen yasaktır. Hatta 20 yıl Cavit Aliyev, Rusya Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev'in açıklamasından diyorum. Kendisiyle telefonda görüşmüştük. Ukrayna lehine yani Ukrayna taraflı Rusya'da yaşayıp Ukrayna taraflı yorum yapacak insanlar 20 yıl cezalanacak. Hapis cezasıyla cezalanacak. Böyle bir açıklama var Rusya'da. Dolayısıyla siz Ukrayna'ya taraflı olarak yayın yapmadığınız sürece, Ukrayna'ya taraflı olarak bir yerlerde mesaj veya yorum yazmadığınız sürece Rusya'dan size evet Rauf Ragimov 15 yıl diye düzeltmiş olabilir. Cavit Bey 20 yıl demişti. Yani siz Ukrayna lehine bir şey yazmadığınız sürece size kimse dokunmaz. Yaşayın Rusya'da. Gerçi herkesin artık Türkiye'ye gelme vaktidir, zamanıdır. Çünkü dünyaca bir gerginlik hakim şu anda. Yani kimin imkanı varsa, imkanı olmayanlar da Dışişleri Bakanlığı'na müracaat ederek bu şekilde yani yavaş yavaş artık Türkiye'ye talep etmeliyiz. Biz kendimiz gördüğünüz gibi kimse bizim yerimize bir şey talep etmiyor. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Kendi işimizi kendimiz görmeliyiz. Kendimiz yapmalıyız. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'ye müracaat, sürekli müracaat etmeliyiz ki işte biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz değerli izleyiciler. Yani Rusya'da yaşayan Ağızkalılar için de şunu söylüyorum. Siz Ukrayna'ya destek yorumu yazmayın, gerisine karışmayın. Oradan işte durup Rusya'yı destekleyenler de var. Sırf Rusya'da yaşıyor diye Rusya'yı destekleyenler de var. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Size kapınıza gelip kimse demeyecek ki niye Rusya'yı desteklemedin? Niye bir yerde yorumun yok Rusya'yı destekleyen? Böyle bir şey diyecek değil kimse. Siz sadece sakin kalın. Yani tarafsız kalın. Bir şey yazmayın. Hiçbir şey yazmayın. Bir yerlerde yani çünkü bir anda gördüğünüz gibi şehidimiz var. Yani Ukrayna'da artık bir Ağızkalı Türk şehidimiz var. Rusya tarafından gelen içinde Türkler de bulunan askerler var. Sivillerimiz var Ukrayna'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Ağızkalı Türk hemşerilerimiz var. 7. gündür artık savaşın 7. günü arkadaşlar. Savaşın 7. günü ve aç susuz bekliyorlar.
Artık biriktirdikleri erzaklar son bulmak üzere, sona yaklaşmak üzere. Birçok yerde artık bitmiş. Kısıtlı böyle ekmek paylanan yerler bile varmış. Şimdi bunu da kalkıp yalanlayacaklar. Yok bizde bolluktur diye de bu savaştır. Kocaman bir ülkeden bahsediyoruz. Ukrayna'dan bahsediyoruz. Bir yerde, bir kısım yerde bolluk olur, başka bir yerde kıtlık olur. Bir kısım yerde kıtlık olur, başka bir yerde bolluk olur. Yani bu yüzden mesela biz güneyi haber veriyoruz mesela örneğin. Kuzeydeki çıkıyor diyor ki ya yalan söylemeyin de burada böyle bir şey yoktur. Sende öyle bir şey yoktur. Bir anda değil. Dolayısıyla hani insanlarımız zor durumda. Bu arada az önceki numarayı tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Ukrayna'daki Ağızkallar için Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bu sadece Ağızkallar değil, Türk uyruklular da, diğer Türk uyruklu toplumlar da bunu kullanabilirler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ilgili bölüm telefon numarası, bu Türkiye'dedir bu telefon arkadaşlar. O yüzden hani normal telefonlardan ulaşabilirsiniz. Artı 90, yani plus 90, 312, 292, 29, 29. Tekrar ediyorum, artı 90, 312, 292, 29, 29. Bu numarayla değerli hemşerilerimiz, bu numarayla Türkiye'ye ulaşabilirsiniz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ilgili bölümüne ulaşabilirsiniz. Buradan müracaatta bulunabilirsiniz. Buradan bilgiler alabilirsiniz. Bilirsiniz resmi anlamda. Kimseye bu arada şahsi olarak yani ben sizi kurtaracağım, gelin götüreyim falan bu tarz şeylere kesinlikle bu günlerde inanmayın. Sizi yanlış yönlendirebilirler. Yanlış yerlerle götürmek isteyebilirler. Tehlikeli yerlerle götürmek isteyebilirler. Canınızı lütfen tehlikeye atmayın değerli hemşerilerim. Ukrayna'da yaşayan değerli hemşerilerim. Evet, ben geçen de bir şey görmüştüm de hani bu Datup'la ilgili bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu aralar Datup çok yanlışlar yapıyor. Yani istemem ki ben şey yapayım. Yani bugünlerde onlara sataşayım, şey çıkarayım istemem ama bakıyorum zaten bir kavga, gürültü hakim, bir propaganda yapmaya çalışıyorlar biz taraflara doğru. Ama asıl şunu söyleyeyim. Ukrayna'nın savaşının 3. gününde Datup Bursa'da toplanıp birbirlerine madalya taktılar. Ne için taktılar, ne sebeple taktılar orasını bilmiyoruz ama fotoğrafları gördünüz. Savaşın 3. gününde bizim şenlik orada can havliyle telaş içerisinde ne yapacaklarını bilmiyorken Dünya Ağızka Türkleri Birliği Başkanı Ziyaddin Kassanov Türkiye'ye gelmiş. Zaten canlı yayın da yaptı. Bize de gövde gösterisi yaptı. Sağ olsun, helal olsun. Yaptı yani. Gövde gösterisi yaptı ki ben geldim bak. Gelemiyor diyordunuz. Geldim Türkiye'ye. Eyvallah. Geldi hatta orada kendisine sadakatli olan insanlara madalyalar da taktı. Helal olsun. Eyvallah. Ne için taktı? Ne sebeple taktı bilmiyorum. Böyle bir şey yaptı. Geçen de Marat Rasulov'un bir ses kaydını dinledim. Bir yere ses kaydı atmış. O ses kaydı şu anda ben de paylaşamıyorum ne yazık ki sizlerle. Ses kaydı paylaşmak yasaktır çünkü. Ama orada diyor ki değerli şey, onu da gruba yaymış bu arada. Grup ses kaydıdır da yani paylaşılmaya müsait ortamda yayınladığı için yani özel sayılmaz pek onu söyleyeyim. Orada ses kaydında da diyor ki sizi Amerika'ya götüreceğimişler de inanmayın onlara. Siz hem ne yapacaksınız? Amerika'ya gidip Amerikanist mi olacaksınız diyor. Amerikanist mi olacaksınız siz orada? Yahu sen yıllardır Ukrayna'da yaşıyorsun Marat Rasulov. Sen ve bizim şenlik bir kısım yani Ukrayna'da yaşıyor. Ne oldu yani bizim şenlik hahol mu oldu? Rusya'da yaşayanlar var. Ağızkalı Türkler. Ağızkalı Türkler Rus mu oldu? Ve farklı coğrafyalarda yaşayanlar. Sovyetler Birliği'nde yaşıyorduk hepimiz. Rus muyduk? Değildik değil mi? Şimdi kalkmışsın diyorsun ki işte Amerika'ya gidecek Amerikanist olacaklar. Geleceklerinden endişelidirler zaten oradaki şenliğimiz. Hepimiz zaten geleceğimizden endişeliyiz.
Her yerde öyleyiz. Şu anda bu propagandanın hiç yeri değil Marat Resulov. Lütfen eğer izliyorsan sana dokunmamı yani bir şey dememi istemiyorsan bu propagandalara, saçma propagandalara girme. Şu an hiç yeri değil. Şu an senden bilgi bekliyor. O geçen ben mesaj yazdım. Bir ses kaydı gelmişti Ukrayna'dan ki bizim Ahıskalı bir aile şehit edilmiş diye. Bunu teyit etmem lazım. Önemli bir yerden teyit etmem lazım ki bu çok önemli bir haber çünkü paylaşmamız lazım. Bütün dünyaya ki Ahıskalı Türk'ün şehit edildiği iddiası var ortada. Marat Rasulova yazdım bir cevap vermedi. Yani önemli bir konu değil mi? Ben sonuçta bir Ramil Hüseyin Ağa değilim. Ben bir Ahıska gençlik medyası sahibiyim ve bu haberi paylaşabilirim yani sonuçta. Paylaşabilirim. Zaten zannediyorsam ki bunlar bunu bekliyorlar. Paylaşayım da yalanlasınlar. Bunu da yapmadım zaten. Buna gönderdim. Zaman yani bayağı zaman bekledim ki haber gelsin bundan ki cevap gelsin ki ona göre hareket edeyim. Bundan cevap gelmeyince ben de başka bağlantılarımı kullandım ve haberin yalan olduğu yani şehit edilen şahısın Ahıskalı değil de yakınlarda Müslüman olmuş bir Rus kökenli bir hanımefendi olduğu söylendi. Dolayısıyla şey yapmadım yani ben de daha paylaşmadım bu konuyu ve üzüldük tabii insan ölümü sonuç olarak ama Ahıskalı Türk olsaydı ve bu konuda habersiz bırakılsaydık Türk neyse sinirimden de bir şey söyleyemiyorum artık. Yani bu tarz konularda yardımcı olun Marat Rasulo. Bir şey yazdığımızda, bir şey size ilettiğimizde lütfen geri dönüş yapın. Biz burada şu anda siyaset yetmiyor. Şu anda Ahıskalı Türkleri düşünüyoruz. Oradaki hepimiz bir yerde sizi düşünüyoruz. Oradasın ya. Sizleri düşünüyoruz ve gelme buraya tahliye edilmesi olaylarını hızlandırmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan bunu viral etmeye çalışıyoruz, gündem etmeye çalışıyoruz. Şimdi yorumları da okuyayım değerli izleyiciler. Kimler neler yazmış bakalım. Buradan şeyler paylaşayım. 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Baya yorumlar şeyde kalacak anlaşılan da üstte kalacak. Onları okuyamayacağım. Yeni yorumları en son hangi yorum gözüküyorsa onu okuyacağım arkadaşlar. Bektaş Germanov yazıyor. Ramil Bey, Donetsk'te Ahıskalılar var haber alıyor musunuz? Niye sadece o taraftakilerden bahsediyorsunuz? Bu tarafta diğer şehirlerin de olanlardan bahsetmiyorum. O cephe diğer tarafında hemen. Ben normalde zaten yayının başında da dedim ki Bektaş Bey, şimdi canlı okuyunca tabii hemen şey oldu. Bölge isimleri vermiyorum dedim. Yani yayının başında da söyledim. Bölge isimleri vermiyorum. Yani Ahıskalı Türklerin yaşadığı bölgelerin isimlerini vermek istemiyordum. Yani açıkçası niyetim oydu. Sadece bölgeler Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçildiğinde orayla konum paylaşılabilir. Ama canlı yayında bölge isimleri vermeyelim. Herkes de buna dikkat etsin değerli izleyiciler. Rauf Ragimov şimdi ne yeri ne zamanı o konuları saygılarla demiş. Kardeşim telefon numarayı tekrar eder misiniz? Hayış ediyoruz demiş Sona Niyazova. Tekrar ediyorum hem izleyenler için. Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki ilgili telefon numarasını buradan söyleyelim arkadaşlar. Yazmayanlar tekrar yazsın. Plus yani artı 90 312 292 29 29. Bazı arkadaşlarımız da 20, şeyde yazmış. O Marat Rasulov Kherson'da yaşayan Türklerine hiçbir hayrı yok. O adam yaşı işini apar mı? Başka adam lazım bize. Yani işini iyi görmeyir. Başka adam lazım bize diyor. Marat Rasulov için. Talat Yılmaz
Başkanım her zaman sözüne inanıyorum. Sen çok yaşa, Ağızkalılara sahip çıktığın için Allah razı olsun senden. Yani sahip çıkmak değil de şöyle söyleyeyim Talat Bey. Yani ben bir Ağızkalıyım ve topluma, halkıma bir borcumdur bunu yapmak. Ve borcumu şu anda ödemeye çalışıyorum. Rauf, sağ olasınız, Allah razı olsun yorumunuz için. Rauf Ragimov. Canım kardeşlerim, nerede bizim şenlik var orayı düşünmeli yok. Allah herkesi korusun demiş. Evet, çok doğru. Bektaş Germanov, sadece tek taraflı Ağızkalı olarak bakmak yanlıştır bence. Bunu biraz düşünsün milletimiz. İki tarafın askerinde bizimkiler var. Maalesef buradakileri, buradan gidenleri düşünmek zorunda. Evet, çok doğru. Tarafsız olmak bu platformlarda sadece bizim millete nasıl yardımcı olabiliriz onu düşünsünler. Oradaki kadınlar, çocukları, yaşlıları kurtarabilen kurtarsın. Bu taraftan da konuşmak lazım. Bazı bölgelerde yönetim değişti diye. Çok doğru, çok doğru. Sona Niyazova, neyse, şahsi şeyleri okumayacağım. Lütfen böyle şeyler yazmayın falan filan filan. Evet arkadaşlar. Yayını yavaş yavaş sonlandırıyorum. Dediğim gibi Ukrayna'dan Türkiye'ye gelebilen, kendi imkanlarıyla da gelebilen şenliğimiz var. Bana da ulaştı yerler. Şimdi onu çıkarmak istemedim. Kendisini canlı yayına çıkarmak istemedim. Çünkü geri dönebilme de şey olabilir. Dolayısıyla canlı yayına çıkarmak istemedim değerli dostlar. Murat Öner hocamıza yazmış. İyi yayınlar kardeşim. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bu arada Murat Öner hocamıza da teşekkür ediyorum. Şeyde sağ olsun, Adana'da Zirve gazetesine bizim Ağızkalı Türklerle ilgili haber yayınlattırdı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ukrayna'da yaşayan Ağızkalı Türklere dikkat çektirmeye çalışıyoruz ve Murat Hoca da Adana'da bu işi layıkince yaptı arkadaşlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Twitter'den de gündem çalışması yapıyoruz. Hashtag Ağızkalı Türkler tahliye edilsin gündem çalışması. Polat Laçın kardeşimiz, yanılmıyorsam, o başlattı hashtag'i. Ağızkalı Türkler tahliye edilsin hashtag'idir. Twitter'den, Facebook'tan, Instagram'dan nereden paylaşım yapıyorsanız bu hashtag altından lütfen paylaşım yapalım. Farklı hashtag'ler de kullanabilirsiniz ama bir hashtag olursa daha güzel olur. Daha çok öne çıkarız. Ağızkalı Türkler tahliye edilsin başlıklı hashtag'imiz. Bununla paylaşımları yapıp değerli izleyicilerimiz gündeme taşıyalım Ağızkalı Türkler konusunu. Zaten 12 bindir. Yani Ukrayna'da maksimum. Marat Rasulov'un açıklamasına göre 7 bin. Orada yaşayan halkımızın söylediğine göre maksimum 12 bin. 7-12 bin arası Ağızkalı Türk nüfusu bulunuyor şu anda Ukrayna'da. Dolayısıyla yani çok da büyük bir rakam değil tahliye için, tahliye işlemi için. Ama şu anki savaş şartlarında, mesela dünen Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği açıklamaya göre 2000 küsur insan tahliye edilmişti. Yani dolayısıyla kolay da değil. Savaşın içinden can güvenliğini sağlayıp öyle tahliye etmeye çalışıyorlar. Kızılay'a değerli izleyicilerimiz, birazdan Kızılay içinde bir hashtag kampanyası başlatalım. Kızılay'da Ağızkalı Türklerin bulunduğu bölgelere destekte bulunsun. Kızılay biliyorsunuz savaş yerlerinde dokunmaz oluyorlar Kızılay çalışanları. Yani yardım, erzak yardımı, tıbbi yardım gibi faaliyetlerde bulunuyor Kızılay, Türk Kızılay'ı. Dolayısıyla Ukrayna'daki Ağızkalıları unutmayalım. Onların yerlerini tespit edip onlara erzak ve tıbbi yardımda bulunalım. Hastası olanlar olabilir.
Yani podvallarda, bodrumlarda hastası olan insanlar olabilir. Tıbbi yardıma ihtiyacı vardır. Bunu teşkil edelim. Kızılay'a müracaat ederek, tabii buradan biz onu da başlatacağız. Hashtag kampanyası başlatacağız Kızılay için. Erzakları bitiyor ağız kalların. Onu temin edelim. Ondan sonra bekleyecek olan insanlara ısıtma sistemleri, yani elektrikle çalışan veya diğer türlü, yani gazla da olabilir. Yani nasıl en kolay hangisi ise çalışan ısıtma sistemleri temin edilmesi lazım. Çünkü bodrum katları, yerin altı yani soğuktur, nemlidir, rutubetlidir. İyi durumda değil askallar. Bu şekilde yardımcı olmamız lazım. Evet, bugünlük yayınımı sonlandırıyorum. Tekrardan Bahiye Hanım'ın acısını yüreğimizde taşıyoruz, paylaşıyoruz. Kendisine, çocuklarına başsağlığı dileklerimizi hepimiz adından iletiyorum. Çok üzüldük, üzgünüz ama ne yapalım? Savaşta şehit oldu. Bu da bir hediyedir eşiniz için. Şehit olmak da bir Müslümanlık inancına göre, kendisi de dindardır Bahiye bacımız. Müslümanlık inancına göre ki çok da güçlü bir kadındır, çok da güçlü bir karakterdir kendisi. Dolayısıyla o güçlü olacaktır, ona inanıyoruz. Sabırlı olsun. Çocukları da var. Çocuklarına da şu anda en büyük destek hem anne hem baba olacak konumuna düştü şu anda. Dolayısıyla sabırlı olmasını diliyorum. Allah'tan ona büyük sabır diliyorum. Azkalı Türkler olarak acınızı paylaşıyoruz. Her zaman da yanınızdayız Bahiye Hanım. Bunu unutmayın. İnşallah Türkiye'ye gelirsiniz. Türkiye'de bekliyoruz sizi. Türkiye'de de bütün desteklerimizi emin olun sadece size değil bütün Ağızkalı Türklere desteklerimizi geri çevirmeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi sizler için yapacağız. İslam kardeşime de teşekkür ediyorum. Ukrayna'dan gelecek Ağızkalı Türklerin göç idaresine başvurmadaki evrak işlerini, yani kendisi görecek, tercümanın göreceği işleri bedavadan yapacak. Vergi numarası falan filan, o tarz işleri bedavadan yapacak. Sadece tercüme işlerini falan. Sadece noter ve konsolosluk işlerinde eğer olursa %20 yardımcı olacak İslam kahraman kardeşimiz. Sağ olsun. Bu tarz işlerde, yani ben de şunu yapmak istiyorum diyen insanlarımız olursa mutlaka başvurun. İnsanlarımıza ulaştıralım. Ne yapmak istiyorsanız gelin. Sonuçta bir kalabalık kitlemiz var. Bu kitleyle insanlarımıza ulaşalım. Bir şeyler yapmaya herkes kendi imkanlarını ortaya koysun. Dünya genelinde neredeyse 1 milyona yakın Ağızkalı Türk nüfusu var. Ukrayna'da sadece 12 bin. Yani bütün bu insanlar bir olup da Ukrayna'daki Ağızkalı Türklere destek olamayacaksak, bundan sonra yok efendim Ağızkalıyız diye göğsümüzü gere gere gezmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani yanlışım varsa, hata ettiysem kusura bakmayın. Hoşça kalın. Çok önemli gelişmeler olduğunda yeniden yayın yapacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ukrayna'daki Ağızkalı Türkler, kalbimiz, yüreğimiz sizinledir. Bunu unutmayın. Görüşürüz. Sağ olun.